Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS Dil Bilgisi Deneme 4'ün çözümlerini yapacağız. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? Şöyle bakalım şıklar önce. Niteleme sıfatı, işaret, kişi zamiri, belgesi zamir, ünlem türünde bir sözcük. Şimdi Ey sükutun bir nefeste yaktığı billur avize diyor ve ey kelimesi ünlem türünde bir sözcük. Sükutun bir nefeste <laughs> bu. Evet. Belgisiz mi? Ki zamir zaten bize sorulan belgisiz zamirle alakası yok. E, yaktığı billur avize. Nasıl avize? Billur avize. Yaktığı billur avize. Niteleme sıfatımız var. Bu esrarlı müselleste evet işaret sıfatına yer verilmiş. Kişi zamiri var mı? Bize kişi zamiri. Şimdi belgesiz zamire yer verilmemiş arkadaşlar. Diğerlerini zaten tek tek göstermiş olduk. Bir denizli doğru cevabımız. <laughs> İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Soru anlamlı kelimeden sonra isim belirtilmiş mi, belirtilmemiş mi? Mesela A şıkkına baktığımızda, bugüne kadar kaç roman okudun? Kaç roman? Romanı soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru sıfatıdır. Romanların kaçını okudun diye yer değiştirseydi, belirtmeseydi zamir olurdu. Beşlıkkı, o sana dün telefon etti mi? Mi ile soru anlamı sağlanmış. A ve B'ye gitti. Onunla niçin konuşmuyorsun? Değerli arkadaşlar, bakınız. Şu notumu bir yere yazın. Sebep belirtenler, sebep belirtenler zarftır. Zarf. Dolayısıyla neden? Niçin, niye gibi kelimeler soru zarfıdır. Bunu da eledik. Bu kitabı okumanı kim önerdi? Zamirler ne işe yarardı? İsmin yerini tutardı zamirler. İsim olmadıkları halde. Mesela siz isterseniz zihninizde bir şey canlandırın. Geri dönüt yapın. Bu kitabı okumamı işte arkadaşım önerdi, Ayşe önerdi, annem önerdi vesaire gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Yerine isim getirebilirsiniz. Sağlama yöntemini yapmış olursunuz. Evet cevap rengini belli etti. E şıkkı niye değil? Oraya hangi yoldan bakınız hangi kelimesi yolu belirtti, yolu sordu. Ondan dolayı soru sıfatıdır. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde arasına sözcük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması vardır? Evet. Bir isim tamlaması düşünün şöyle. Zihninizi canlandırın. Araya sözcükler girecek. Yani siz şu şekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir isim tamlaması. Bakalım A ne var? Bu çocuklar da yaşamın sıkıntılarına, burada herhangi bir araya girme yok, eledik. <laughs> Tiyatro tiyatro salonu araya girme yok. Böyle güzel eserler şimdilerde nedense pek yazılmıyor. Burada herhangi bir isim tamlaması yok. Sanatçının en son yazdığı eser. Şimdi sanatçının yazdığı. Burada kritik bir durum var. Birazdan açıklayacağım bunu. Bir de E'ye bakalım. Ressamın sergideki tabloları. Değerli arkadaşlar, bakınız sanatçının yazdığı uydu. Ama niye soru işareti koydum? ÖSYM e sorduğu bir soruda fiilimsiyle kurulan, tamlananın fiilimsi olduğu böyle bir durumda isim tamlaması olarak almadı. Çıkmış bir soru var bunun bir örneği. Yani D ile E arasında kaldığınızda, bakın E'ye ressamın tabloları Filmsi falan yok. Gayet güzel. Sergideki tablo. Hangi tablo? Sergideki tablo. Arasına sözlük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması. İkisi arasında mecburen biz E şıkkını işaretleyeceğiz. D şıkkı yapısal olarak uyuyor ama örnek soru var bununla ilgili. Tamlananın filmsi olduğu böyle bir soruyu kabul etmemişti ÖSYM. E, e şıkkı zaten gayet net. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Beyaz eller gördüm göğe açılan. En an sıfat fiil gitti. Sizindir bu tükenmez musiki. Nasıl musiki? Tükenmez musiki. Mezmaz sıfat fiil gitti. Her şey yerli yerinde kendinden emin. Bayıltıcı kokusu gece çiçeklerinin. Böyle bir ekimiz yok arkadaşlar. Bunu e, belirtelim. C şıkı dursun şurada. Ebedi raksında çılgın denizler seni bağrımızdan koparmak ister mekmak. O da oradan gitti. Gündelik korkuların çökerttiği evler. Bu da buradan gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 4. Ceyhan doğru cevap. Evet. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Dikkat günlük ağaçlarıyla örülük koy, örmek, örülmek, örülü herhangi bir çekim eki yok. Hep yapım eki var. Görülmeyecek kadar görmek, görülmek, görülmeyecek kadar sıfat fiil eki yapım eki yok. Pardon, çekim eki yok. Hepsi yapım eki. kapamak, kapalı bir köşe. Hepsi yapım eki. Bir balıkçı teknesi gizlenmiş. Giz, sır anlamında Gizlemek yapım eki, gizlenmek yapım miş de kiptir, haber kipidir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu hem yapım eki almıştır hem çekim eki almıştır cevabımız denizli. Bozuyor sadece çekim eki almış. Altıncı sorumuz aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir birleşik eylem vardır? Önce kuralı anlayalım. Birleşik e, fiiller at soylu sözcüklerle yardımcı eylemlerin birleşmesi yoluyla oluşur. Yani isim olacak, isim soylu artı e, yardımcı fiil olacak arkadaşlar. Yardımcı fiil. İsim artı yardımcı fiil. <laughs> Bakalım e, bu müzeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Ziyaret isim soylu etmek yardımcı eylem burada var. Yaklaşık iki haftadır yağmurdan dolayı eve hapsolduk. hapis olmak, yardımcı eylem, isim artı yardımcı eylem var. E, tercih ederim, tercih etmek, isim artı yardımcı eylem var. E, rahatsız olmak, isim artı yardımcı eylem var. Kala kalmak ise arkadaşlar kurallı birleşik fiildir, sürekliliği belirtir. Fiil artı kurallı birleşik fiil şeklinde olmuştur çünkü kalmak fiildir isim soru bir kelime değildir. 6 Edirne doğru cevap. 7. <laughs> sorumuz ıı, aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir aynı anlamında. Halk şiirini besleyen kaynaklar günümüzde gittikçe azalmaktadır. Yüklem burası. Tabi okurken bazı şeyleri hissedebiliyorsunuz yani ıı, özne mi değil mi gibi. Azalan nedir? kaynaklara kadar özle. Ne zaman günümüzde zarf tümleci nasıl gittikçe ee, bu da zarf tümleci. Arkadaşlar iki ayrı zarf var artı yüklem. Şimdi pratik yöntemler de söyleyebilirim. Bazen işinize gelebilir, kullanırsınız. E, onlara söyleyeyim. Mesela çalışıyorum yüklem diye. Ya, nerede? Yanında. Bu dolaylı tümleç. Bir defa bunu eleyelim. Hiç uğraşmayalım. Ee, yanmış ya. Tamamen nasıl? Zarf. Bununla uğraşırız. Dursun. Ee, büyümüş. Nerede büyümüş? Dayısının yanında büyümüş. Bu zarf değil. Dolaylı tümleç. Bunu eledik. Bilir yüklem. Çok iyi bilir. Bak bu zarf. Bu da dursun. Zor. Zor olan ne? E, alışması öz ne? E, bunu da eledik. Arkadaşlar biz birdenbire B ile D ışık arasında yoğunlaşacağız. B şıkkına bakalım. Sokağın başındaki tahta bina özne, bu gece zarf tümleci, tamamen zarf tümleci, ee, evet şuradan ayıralım, yanmış yüklem. Bina özne, bu gece zarf tümleci, ne zaman, nasıl, tamamen bu da zarf tümleci ve yüklem tam istediğimiz buydu arkadaşlar. 7 Bursa doğru cevap. <laughs> Geçiyoruz. Sekizinci sorumuz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? <laughs> Yumuşama, ulama, benzeşme, daralma, korucunsuz yani kaynaştırma. Yumuşama hemen dikkatimi çekti. Garip var. Dert var. Eledik. Ulama var mı? El almış. Evet. Ulama da sanki bir yerde mi var? bayağı kritik yani görmezseniz iş kötü. Ünsüz benzeşmesi gözüme çarpmadı ilk etapta. Daralma var mı? Diyorlar, diyorlar. Ünlü daralması, koruyucu ünsüz var mı? Hasta, e ile bitti. Um eki geldiğinde hastayım. Evet, koruyucu ünsüz yani kaynaştırma. Ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi. Şimdi hastada falan yok. Niye biliyor musunuz? Kelimenin kendisi zaten hasta. Evet, yani sertleşme olacak bir sertleşme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet. Geçiyoruz dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine D'lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi bulunma anlamı taşıyan D bitişik yazılır. Dahi bile anlamı taşıyan D ayrı yazılır. Bir de yüzde yüz olmasa bile yüzde seksen, yüzde doksan uyan bir özellik vardır. Deyi çıkarttığınızda anlam bozulmuyorsa bağlaç, bozuluyorsa halekidir. Şimdi son söylediğimi kullanalım ama yüzde seksen, doksan ona sadece güvenmeyin. Bu kitapçı istediklerinizi bulabilirsiniz olmadı, bozuldu. Nerede? Kitapçı da bulunma belirtiyor arkadaşlar. Yani dolaylı tümleç anlamında bulunma belirtiyor. Dolayısıyla bu D'nin bitişik yazılması lazım. Cevap kendini belli etti. Bağlı D ayrı yazıları dahi bile anlamı taşır. Sana da mı söyledi? Başkasına söylemiş, sana da söylemiş. Babam gelse, beni eve götürürse, gelse de götürse anlam çok bozulmuyor, daralıyor. İsteseniz, istemeseniz geleceğim. Ha, ya mesela ben burada bozuluyor gibi nerede anlamı taşımıyor? Bulunma anlamı taşımıyor. İsteseniz de bunu yapsanız dahi dahi bile anlamı söz konusu. Bunlar bağlaştır. Ayrı yazılacak. Hastaneye de doktora da gitmiyor. Nereye gitmiyor? E, hastaneye. Deyi söylemedik beraber. Şuraya da buraya da dahi bile anlamları taşıyor. Onların hepsi doğru. A şıkkında ise bulunma anlamı taşıdığı için bitişik yazılması lazımdı. Evet arkadaşlar son soruya geldi. Yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Netlerinizi yazabilirsiniz. Değerlendirmiş oluruz. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Kim, kimin ruh iklimlerinde neler estini bilebilir? Büyük harfle başladığına göre o zaman sorumuz var, soru işareti. Evet o kapıları açabilmek, içerilere bakabilmek mümkün mü? Büyük harfle başlamış, ona bakıyorum özellikle. Yine soru işareti. Bakısa da görebilmek olası iş mi? Yine soru işareti. Büyük harfle başlamış. İnsan kendisini bile nasıl tanıyacağını bilmedikten sonra e ee, büyük harfle başlamış. Anlam tamamlanmamış. O zaman buraya üç nokta getirilmesi lazım. Cevap kendini belli etti. 10. sorumuzun cevabı Denizli. Evet arkadaşlar bir denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir başka dönemde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.